Kanal 23 ekranlarından iyi akşamlar değerli izleyenler. Gündem Özel programıyla karşınızdayız. Değerli izleyenler, bugünkü konuğumuz eski Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Necdet Ayaz. Bizlerle birlikte olacağız. Atletizme dair konuları masaya yatıracağız. Bildiğiniz üzere kendisi eski milli atlet. Öyle değil mi hocam? Doğrudur. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam, öncelikle Elazığ'a geliş sebebinizi öğrenmek istiyoruz. Evet, Ankara'da yaşıyorum. Halen de çalışıyorum Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda. Bu kış aylarında kimsenin çok sevdiği yere gidebilme şansı da olmayacağını biliyorum. Evet. Yeğenim Avukat Ece Doğanay'ın nikah töreni için Elazığ'a geldik. Eşimle birlikte. Yarın da eğer nasip olursa, yollar açık olursa Mersin'e düğünü için gideceğiz. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, o zaman çok diyelim. Teşekkür ediyorum. Sayın Ayaz, atletizmden bahsedeceğiz ama sizler eski milli bir atletsiniz. Atletizmle ne zaman tanıştınız ve bu anlamda önemli başarılara da imza attınız? Bu anlamda neler söyleyeceksiniz? Atletizmle tanışma hikayenizi anlatırsanız seviniriz. Öncelikle beni yapan atletizmdir. Atletizme çok şey borçlu olduğumu söylüyorum. Bunun için de ne lazımsa yapabileceğimi de bilinmesini istiyorum. 1975 yılında lise son sınıf öğrencisiyken okulumda bir yarış yapıldı. O zaman beden eğitimi öğretmenim Sayın Murat Firidinoğlu'ydu. Okulun birincisi oldum. Sonra bu Elazığ'daki okullar, iki tane lise vardı biliyorsunuz. Birisi Atatürk, birisi Elazığ Lisesi. Bir yarış yapıldı. İlin de ikincisi oldum. Rahmetli ilk 1060 Akdeniz Oyunları, ilk Akdeniz Oyunları şampiyonu Ahmet Aytar beni beğendi. Ben de zaten abim Niyazi Ayaz'a özenerek atletizme başlamıştım. Beni Ankara'ya götüreceğini söyledi. Türkiye şampiyonasına. Ben ki köyüm merkez köyü Sütlüce köyü, bize çok yakın olan Baskil ilçemizi bile görmüş değildim. Çünkü ben 7 kardeşli bir ailenin çocuğuyum. Babam tek maaşla, annem ev hanımıydı. Böyle bir süreçte olmayanı istemek bize yakışmazdı. Dolayısıyla ilçelerimi bile görememiştim. Ankara'ya götürüleceğimi duyduğumda çok heyecanlanmış ve de mutlu olmuştum. Ama babamın izin vermeyeceğini biliyordum. Ona söylemeye korktum. Anneme söyleyerek gitmek istedim. Annem de bana yapma oğlum dedi. Baban sana da bana da kızacak. Gitme dedi. Ben ana gideceğim dedim. Çünkü böyle bir şans bana ilk defa geldi. Ben başkenti göreceğim dedim. Oraya gittim. Babama söylemeden. Ve yarış oldu Ankara'da. Ben tam yarışın sonunda da tecrübem de yok. İlk defa böyle bir büyük yarışa götürüldüm. Son 600 metre, 500 metre civarında yarışı bunaldığım için terk etmek istedim. Hatta durdum, yürüdüm. Yine ilimizin önemli bir atleti olan, erken yaşta kaybettiğimiz merhum Aslan Çiftçi ağabeyim bana yanda bağırarak, seyirciler arasında kızarak benim yarışı devam etmemi sağladı. Ve gittim. Beşinci oldum. O zamanlar bir tek TRT vardı. Muhabir geldi, bana mikrofonu uzattı ve konuşmasını sizin yaptığınız gibi yeni bir yetenek, yeni bir yıldız Elazığ'dan doğdu diye röportaj yaptı. Biz de bir şeyler söyledik o zaman. Tabii bu işin dönüşü de vardı. Dönerken Elazığ'da babam bana nasıl bir ceza verecek diye çok korkmuştum. Otobüste de hep bunu düşünmüştüm. Elazığ garajına otobüs girdiğinde babam belediye zabıta müdürüydü. Babamın kullandığı jipi biliyorum. Babamı garajlarda jipini gördüm. İnanamadım. Babamı da orada görünce daha çok heyecanlandım ve korktum. Otobüsten inemedim. Muavin bana ya otobüs temizlenmeye gidecek in dedi. Ya. İndim ve de babamı görüyorum ama o babam da o düşündüğüm kişi değil diye. Çünkü kızgın değildi. Evet. Öfkeli bakmıyordu bana. Gittim, bana doğru geldi, elini öptüm, hoş geldin oğlum dedi. Valizimi aldık, eve gittik. Ana dedim, babam bana kızmadı. Bir yanlışlık var, ne oldu dedim benim bilmediğim. Dedi ki, oğul dedi, komşular senin televizyonda programını izlemiş, gelip bize de
gözünüz aydın, Necdet'i televizyonda gördük. Babam da demiş ki, Necdet'in televizyonda ne işi var? İşte o yarış koşmuş, milli takıma girmiş, şampiyonaya gidecekmiş, Türkiye'yi temsilen, babam da gururlanmış. Dolayısıyla beni cezalandırmadı. Ve o riskli kararı vermek beni ben yaptı. Evet. Ondan sonra 118 kez milli formayla ülkemi temsil ettim. 118 kez. Evet, Balkan şampiyonu, uluslararası şampiyonluklar elde ettim. 5 ilde Gençlik Spor İl Müdürlüğü yapabilme şansını buldum. Spor Akademisi'ni sporculuğumdan dolayı imtiyazlı girip okuyabilmiş oldum. Kısacası Necdet Ayaz'ı Necdet Ayaz yapan atletizmdir. Onun için atletizme bir vefa borcum var. Bunu da her vesileyle yerine getirebilmeye çalışıyorum. Şimdi hocam, normalde bizler o yaşlarda belirli spor dallarıyla uğraşırız. İşte liseden, ortaokulda. Ben mesela voleybol oynadım, basketbol oynadım ama sonra devamını getirmedim. Bu bağ nasıl yani koparmadınız ve devam ettirdiniz? Bunu nasıl başardınız? Tabii bu ülkemizde, yani biz ülke olarak genç nüfusu Avrupa'da en fazla olan ülkeyiz. Gençlik de geleceğimiz deriz. Keşfedilmeyi bekleyen milyonlarca yeteneğimizin de olduğunu biliriz. Ama bu konuda biraz eksiklerimiz var. Yeteneklerimizi maalesef keşfedemiyoruz. Keşfettiklerimizi de elinden tutup ihtiyaçlarını karşılayıp onu spora devamlı kılamıyoruz. O zaman öyle olunca da siz mesela bir şekilde keşfedilmişsiniz, voleybol oynamışsınız ama sizi motive edecek, tekrar ona devamlılığınızı sağlayacak unsurlar oluşmamış. Oluşmadığı için sadece ben yaptım diyebilmişle kalıyorsunuz. Ama ben çok şükür ki bunu başarabilmiş oldum. Bir, az önce söylediğim riskli kararımdan. İki, elde ettiğim başarıdan. Üç, bana gösterilen ilgiden motive oldum, mutlu oldum, devam ettim. Daha da biz çok yeteneklere sahibiz her alanda. Sanatta olsun, sporda olsun, yani zaten siyasette çok başarılıyız. Herkes siyaset yapıyor. Onun için yeteneklerimizi bulmamız lazım. Evet. Ve onları spora devamlı kılmak lazım. Evet. Niçin? Çünkü spor sağlıktır. Evet. Spor, herkesi spora teşvik edersek önce sağlıklı olmasını sağlarız. Sonra da gelecekteki şampiyonlarımızın çıkartılabilmesini başarmış oluruz. Aslında hocam, spor sağlıktır dediniz ya, evet bunu biliyoruz. Pandemide bu küresel salgında sporun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Bu anlamda neler söyleyeceksiniz? Çok doğru. 2020'nin başlarında dünyada olduğu gibi ülkemizde de bir COVID-19 pandemisi, şimdi de varyantlarıyla devam ediyor. Maalesef. 2 yıldır var ama ne kadar sürecek onu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir tek şey vardır, bu işin ne kadar ciddi olduğudur. Bu konuyla ilgili ülkemizde de ciddi tedbirler alındı. Bilim kurulları oluşturuldu. Televizyonlarda hepimiz izleriz ve duyarız. Bilim kurulu diyor ki, işte bu işin önemi budur. Bunun için maske, mesafe, hijyen ne dikkat edeceğiz. Sonra baktılar ki bir eksiklik var. Bu eksiklik nedir? Egzersiz yapın diyorlar. Değil mi? Egzersiz nedir? Spordur. İşte o nedenle spor sağlıktır sözü bu pandemiyle biraz daha ön plana çıktı. Şimdi görüyorum ki her gittiğim yerde sağlığı için yürüyen, spor yapan, şu kadar adım attım, şu kadar kilometre, çünkü akıllı telefonlar da var, o bilgiyi de bize veriyor. Diyor ki şu kadar kilometre yürüdüm diyor, şu kadar kalori harcadım diyor ve mutlu oluyor. Zaten önemli olan nedir? Mutlu olabilmektir. Bu nedenle herkesin spor yapabilmesi sağlığı için gereklidir, mutluluğu için de gereklidir. Spor yapmak lazım. Evet, önemli bir şey ama sporun sağlık açısından ne kadar önemli olduğunu bilsek de ne yazık ki yürüyüş bile yapamıyoruz hocam. Çok az. Tabii sizin belki yoğun programınızdan dolayı yapamıyor olabilirsiniz. Yok, bunu görüyoruz. Evet. Hani biz yapmasak da, yoğunluk olsa da bunu hani gözle görülebilir bir şekilde, yani sadece bunu spor salonlarına sığdırmamak gerekiyor. Bir yürüyüş yolunda da o kalabalığı, o yoğunluğu ne yazık ki göremiyoruz. Ya da spor yapmak sadece dışarıda yapmak mı? Elbette ki değil. Evde de yapılabilir egzersizler. Belki de ben yanlış düşünüyorum ama, hocam. Ama en iyi spor vücut ağırlığıyla
Yani biz yaştakiler, yani aktif sporcu olmayanlar için oksijenli ortamda vücut ağırlığıyla yapılan spordur. O insanı sağlıklı kılar. Ama mesela bazıları salonlara giderek orada daha az oksijenli ortamda çalışıyorlar. Biraz da ağırlık yaparak işte vücut geliştirilebilmesine özenle biliyorlar. Onu yapıyorlar. Ama herkesin mutlaka ve mutlaka sporu yaşam biçimi haline getirmesi lazım. Günde bir 10 bin adım atabilmeyi kendisine alışkanlık haline getirebilmesi lazım. Bu onun hem sağlıklı kılınabilmesine vesile olacak hem de mutlu olmasına. O nedenle sporu herkese yapmasını tavsiye edelim. Ama ediyoruz. Hocam şimdi aslında gerçekleri de konuşmak lazım. Sporu kendi vücutlarını geliştirmek için yapan böyle bir erkek kitlesi var. Daha kaslı görüneyim. Böyle şuralarda kaslar vücudunda ama bunlara bu sporu yaparken bazı takviyeler de yapıyorlar. Protein takviyesi yapıyor. Bazı tozlar kullanıyorlar. Bu konudaki düşüncelerinizi de almak isterim. Biz nedense biz nedense komşunun tavuğunu kaz olarak görmek isteriz. Evet. Ve görürüz, söyleriz. Bu nedenle bu konumda olan herkes değildir muhtemelen. Elbette. Bu konumda olan insanlar bir farkındalık yaratmak istiyor. Fark edilmek istiyor daha doğrusu. Bunu da kendince haklı sebepleri vardır. Ama bunun en önemli nedeni sağlıklı olabilmektir. Bunu ama nasıl yaparsa yapsın ama yapsın. Ya. Evet. Nasıl yaparsa yapsın yapsın. Ama ilaç konusunda ilaç var. Bunu hekim değilim ama sporda kullanılan ve yasaklı maddeleri kullandığı için doping sayılan, bundan dolayı da ceza alan birçok sporcuyu biliyoruz. Bunun da yapılmamasını özellikle istiyoruz. Çünkü her ilacın vücuda faydasından çok zararı olduğunu bilmek lazım. Peki. Bu nedenle ilaçsız yapmak lazım. İlaçsız en bir şekilde yapmak en beslenmemizi doğrusu. De doğal ürünlerden yapabilmeye özen göstermemiz lazım. Peki. Türk atletizmini konuşalım. Atletizm koşmak değil mi hocam? Atletizm tabii sporların temelidir. Olimpiyatların da can damarıdır. Neden bunu söylüyorum? Çünkü dünyanın en önemli organizasyonu olimpiyat oyunlarıdır. Olimpiyat oyunlarının açılışı da kapanışı da atletizm sahasında olur. En fazla madalyanın dağıtıldığı branş da atletizmdir. Dolayısıyla atletizm sporların temelidir. O yüzden atletizmi herkes yapıyor. Futbolcusu da koşuyor. Voleybolcusu da koşuyor. Hepsi önce bir koşuyor. Niye? Isınabilmesi için. Bu nedenle atletizmin önemi çoktur ama 24 branşı vardır. Nedir hocam? Böyle i̇şte atmalar var, atlamalar var. Uzun mesafe koşuları var, kısa mesafe koşuları var. Bunların da içinde branşları var. Mesela sprint koşularında 100, 200, 400, 400 var. Ayrı bayrak yarışları var. Orta mesafe 1500, 3000, 5000, 10000 var. Uzun mesafe yarım maraton, maraton var. Atmalarda disk, gülle, çekiç, cirit var. Atlamalarda uzun atlama, 3 adım atlama var. Yani 24 branşı var. Herkesin yapabileceği bir dal atletizmde var. O yüzden atletizm iyi bir spordur. Herkes kendi alanında başarılı olabileceğine inanacağı bir geniş bir alandır atletizm. Tavsiye ederiz. Evet. Şimdi koşmayı herkes çok basit bir şey zannediyor. Bu doğru mudur? Yani evet herkes koşabilir ama böyle atletizmi böyle izlediğimiz zaman, koşuları izlediğimiz zaman basit bir şey gibi görüyor. Ama bence değil. Böyle algılar da var çünkü biliyoruz ve duyuyoruz. Siz bu anlamda neler söyleyeceksiniz hocam? Şimdi atletizmde tabii bunu musabık olarak yaparsanız bu işin kolay olmadığını görürsünüz. Ama gördüğünüz zaman ya ne işte adım atıyor biraz daha hızlı, kollarını şöyle çekiyor, ben de yaparım. Evet. Yap da görelim. Bununla ilgili i̇şte. Bu işin öyle kolay olmadığını görecekler. Bu nedenle aktif spor yapanlar için zordur ama sağlık için spor yapanlar için kolaydır. Bence biz daha kolayı bile yapamıyoruz. Yürümemiz lazım, koşmamız lazım. Ben mesela sağlığım için aktif sporcumdan sonra spor yapmaya çalışıyorum. Bunu da örnek bir kişi olarak vermek istiyorum.
mesela sanatçılardan Salim Dündar, duymuşsunuzdur Aynalar parçasıyla. Evet. Meşhur olmuş, İspanyol müziğini Türkiye'ye getirmiş bir abimiz. Onun da atletizme olan ilgisi, sevgisi ve yapıyor olması bizim için çok önemlidir. Yani atletizm için çok önemlidir. Ben koşarken diyorum ki Salim Dündar temposuyla koşuyorum. Niye? Çok zor bir tempo değil. Koşar gibi yürüyorum diyorum. Yani koşar gibi demek. Şimdi insanlar bir pazar yürüyüşü vardır. Çarşıda gidersiniz, vitrinlere bakarsınız. Öyle bir yürüyorsunuz. Elleriniz altta evet. sallanır. Ama koşar gibi yürüyebilmek, koşucular gibi kollarını burada tutacaksınız. Ama yürüyüşçüler gibi adım atacaksınız. Koşar gibi yürüyebilmek lazım. O zaman vücudun her tarafı çalışabilir. Vücudunuzdaki toksinleri atabilir. Terlersiniz yani terleyerek. Ondan sonra da işte yaptığınız egzersiz ve sonrasındaki duşla daha huzurlu, daha mutlu onu hissedeceksiniz. Onu hissetmek lazım. Peki hocam. Peki Türk atletizmin durumunu soralım. Nereden nereye geldi? Türk atletizmi 1922 yılında federe olmuş bir branştır. O günden bugüne kadar çok önemli şampiyonlarımız çıkmıştır. Ve onlar sayesinde branşımız belli bir saygınlığa da kavuşturulmuştur. Yeri gelmişken ebediyete intikal eden Türk atletizminin gelişmesine katkı sağlayan ve ebediyete intikal edenleri saygı, minnetle anıyorum. Hayattakilerine de sağlık ve huzur diliyorum. Ama Türk atletizmi dediğim gibi genç nüfusuyla övünen ülkemizde kendi şampiyonlarımızı çıkarabilmemiz gerektiğini de söylemek istiyorum. Biz ne yapıyoruz? Kısa günün karı diye devşirme sporcular, yani yabancı sporcuları getiriyoruz. Onların aldığı başarılarla övünüyoruz. Biz başarılı olduk diyoruz. Benim onlara bir itirazım yok. Ancak ülkemizde yabancı sporcu getirilebilmiş olmasını ancak ve ancak rol model olabilecek nitelik ve nicelikte olanlara sıcak bakmak lazım. Bir tarihte rahmetli Turgut Özal, Naim Süleymanoğlu'nu Türkiye'ye getirdiğinde, Naim Süleymanoğlu yurt dışında da çok önemli bir şampiyon, evet, rekortmendi. Evet. Dünya şampiyonu, dünya rekortmeni, olimpiyat şampiyonuydu. Türkiye'ye getirilmiş olması inanılmaz bir ülkemiz adına reyting olmuştu. Onun gelmesiyle bayanlar bile haltere rağbet göstermişti. İşte biz böyle rol modellere talip olmalıyız. Bize lokomotif olabilecek insanları getirmeliyiz. Ama biz maalesef günü kurtarabilmek adına hep yabancı sporculara kendi kaynaklarımızı, çocuklarımıza, kendi çocuklarımıza harcayacağımız kaynakları onlara harcayarak, kısa günün karı diyerek, başarılı oldum diyebilmek için bunu yapıyoruz. Ama bu böyle değil, doğru değil. Ben mesela 118 kez milli takımda yarıştım, Balkan şampiyonu oldum. Balkanlar o zaman 6 ülkeydi. Arnavutluk da Balkan ülkesiydi. Ben Arnavutluğu görmedim. Neden? Çünkü Arnavutluk ekonomik durumumuz iyi değildi. Organizasyon yapmıyordu. Ama iyi sporcularını Balkan şampiyonalarına gerek cross gerekse pist şampiyonalarına gönderiyorlardı. 1-2 olarak da gidiyorlardı. Evet, biz zengin bir ülkeyiz. Biz güçlü bir ülkeyiz. Ama paramızı da çarçur edebilmek gibi bir düşüncemiz olmamalı diye düşünüyorum. Biz kendi kaynaklarımızı, kendi çocuklarımızı harcamamız, kendi şampiyonlarımızı çıkarabilmek lazım. En son olimpiyatlarda mesela bir örnek verecek olsak, ben seyrediyorum atletizmi. Allah'tan spiker dedi ki, bizim sporcumuzun ayağında mavi çorap var. Çünkü ben sporcumuzu göremiyordum. Formalar çok garipti. Neden? Çünkü bizim klasik formamız zemini beyaz, göğüste evet. kırmızı bir bant, içerisinde şanlı bayrağımızdaki sembol olan ayla yıldız vardır. Şimdiki formalara bakıyorum, siyahlı miyahlı. Bizim sporcu mu değil mi? Ay yıldızımız zaten küçük. Belli değil. Ben sporcum, bir de devşirme ya, zenci, yani siyah tenli. Dolayısıyla ben bu hangisi benim sporcum olduğunu bilmiyordum. Allah'tan ki spiker dedi ki, ayağındaki mavi toz çorap bizim sporcumuz olduğu sporcu. Ben de mavi çoraptan sporcumuzu takip ettim. Bu olmamalı diye düşünüyorum. Olmamalı diyorsunuz. Evet. Kadınları atletizmde görebiliyor muyuz? Görüyoruz herhalde. Siz de bir evlilik yapmışsınız hocam. Siz kopya aldınız bir yerden. Evet, kopya aldım. Dünkü programınızı da izledim ben. Özellikle bu yer dikkatimi çekti. Biraz özel olabilir ama konuşmak isterseniz evet, benim, dinlemek isterim. Teşekkür ederim. Benim eşim de milli şampiyon, rekortmen bir çok atlet. Çok küçük yaşta
yetenekliydi. Önce yüksek atladı. Beden eğitim öğretmeni teşvikiyle hepimizin olduğu gibi. Sonra mesafelere döndü. Biz atletizm sahasında tanıştık. Aynı milli takımda Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ettik. Sahamızın en güzel kızlarından biriydi. Biz de onu elde edebilme konusunda kararlıydık. Ama çok koştunuz o zaman hocam. Evet, çok koştum. Atletizmdeki antrenmanlardan daha çoktu. Hatta bilmiyorum onu anlatmam doğru olur mu? Bir gün buna arkadaşlık teklif edeceğim ama küçük olduğu için nasıl davranacağını bilmediğim için ve bizi de mahcup edebilir düşüncesiyle çekiniyordum. Bir dönemler, uzun süredir yapılmıyor, Samsun'dan atlet arkadaşlarımızın her ilde koşarak getirip Ankara'da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Sayın Cumhurbaşkanlarına bayrak takdim edilirdi. O yıl Atatürk yarışını kazananlar genellikle bunu verirdi. O yıl Atatürk yarışını kazanan Mehmet Yurdadın yurt dışında olduğu için, ben de ikinci olduğum için benim vermem istendi. Gittik Ankara'nın ilçesi Bağla'da bayrağı Sayın Validen öperek aldık. Ama il temsilcimiz yine efsane atletlerimizden Sayın Muharrem Dalkılıç, o dedi ki Necdet, yanına hangi bayanı istiyorsun dedim. Ben de şu bayan gelsin dedim. İsmi Gülten. Gelsin dedim. Geldi. Şimdi bayrak taşıyacağız. Bir el bayrağın bir tarafını ben, bir tarafını Gülten tutacak. Orada arkadaşlık teklifi. Hoşlanıyorum senden. Benimle arkadaş olur musun dedim. O nefes nefese kaldığı için evet de demedi, hayır da demedi. İşte böyle bir arkadaşlık teklif ettim kendisine. O da iyi bir atletti. Sonra ben dedim ki Gülten dedim, evlendik 80'de. Evlenme teklif ettiniz mi hocam? Evlenme değil, arkadaş teklif ettim. Tamam. Sonra onun kardeşi, abisi de futbolcuydu. Onun antrenörü benimle Gülten'i görünce abisine söyler diye çekindik. Dedim ki ailende en yakınına söyle. Biz ciddiyiz, istemeye de gelebilirler. Yani 1-2 yıl daha önce evlenebilme kararı aldık. Ve ona dedim ki Gülten dedim, şimdi bizim o tarafta bir laf var. Diyor ki sen A, ben A. İneği kimse A. Şimdi sen atletsin, ben atletim. Sen de antrenman yapacaksın, ben de antrenman yapacağım. Senin de ilgiye, hizmete ihtiyacın olacak, benim de. Ya sen spora devam et, ben sana bakayım. Ya sen bırak, ben yapayım, sen bana bak dedim. O da fedakarlık etti. Bıraktı. Ben devam ettim. Ama o zaman bayanların atletizmdeki başarısının karşılığını alınabilmişliği yoktu. Şimdi var. Şimdi ödüllü para, maddi ödüllü şey. Biz manevi değerlere koştuk. Madalyalara sadece bu koştuk. Kadınlarda mı yoktu? Yoksa genel olarak? Genelde yoktu. Tamam. Bizim zamanımızda erkeklere de yoktu. Yani biz madalyaya mutlu olurduk. Evet. Ama şimdi inanılmaz paralar veriliyor. Parasız yarışlara da gidilmiyor. Bizim zamanımız daha iyiydi. Şimdikiler menfaatçi, biz maneviyatçıydık. Ya. Biz manevi değerlere çok daha önem veriyorduk. Böyle bir anımız oldu. Hatta 80'de evlendiğimizde Hürriyet Gazetesi'nde Sümer Demir, Allah rahmet eylesin, bizi nikah salonundan aldı, sahaya götürdü. 29 Aralık götürdü sahada, koşturdu. Hürriyet Gazetesi'nin son sayfasını da gelin de damat da atlet şimdi mutluluğa koşuyorlar diye bir haber de yapmıştı. Sonra bir dönem bir daha koştu. Yetenekli olduğu için yine önlerde gelebildi ama fedakarlık yaparak bana bu imkanı verdi. Bu il müdürlüğümde de yoğun işlerimden dolayı katkı sağladığı için, hatta gazeteler yazdı, dedi ki atletizm sahası dışarıya kız vermiyor diye. Böyle bir haber de oldu. O da burada. Gülten Hanım'a da selam. Sağ ol, çok teşekkürler. Kız olalım. Kardeşimde kalıyoruz. İşte yarın da kısmet olursa Mersin'e geçeceğiz. Peki. Şimdi hocam, çağımıza baktığımız zaman ne yazık ki çocuklarımızın, gençlerimizin madde ve teknoloji bağımlısı olduğunu görüyoruz. Spor bu anlamda çok önemli. Çocuklarımızı spora teşvik etmek için, onları sporla tanıştırmak için neler yapılabilir? Bu süreçte ailelerin üzerine düşen görevler nelerdir? Çok güzel bir soru sordunuz. Çok teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili Dünya Atletizm Birliği, yeni adı bu. Eski adı Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği.
Bunlar 2009 yılında bir atletizmdeki düşüşü tespitini için bir komisyon oluşturmuş. Oluşturduğu komisyon atletizmin zor branşlar olduğunu, kötü hava koşullarında yapıldığını, karşılığını alınamadığını, bu nedenle ilginin azaldığını tespit etmişler. Bu tespitlerden sonra önerileri de tabana yönelik, çocuklara yönelik bir faaliyet yapılabilmesi gerektiğini önermişler. Dünya Atletizm Birliği AYAF Çocuk Atletizmi projesini yapmış. Bu proje 7-12 yaş grubu çocuklara eğlenceli atletizm oyunlarının oynatılabilmesiyle ilgili. Kendisine bağlı ülkelere de bu projeyi duyurmuş. Yapılabilmesi istenmesi halinde bir protokol yapılmasını önermiş. Malzeme ve eğitim desteği verileceğini de söylemiş, başlatmış. Bizim ülkemizde de 2001 yılında bu iş başlatılmış. 2014 yılında ben bu projenin Türkiye Koordinatörlüğü teklifini aldım. Projeyi incelediğimde çocuklara yönelik olduğu için mutlu oldum, yaparım dedim. Oluşturduğum ekiple birlikte bu projede projeyi Türkiye genelinde uygulamaya başladık. Ancak burada sadece 24 branşla ilgili oyun malzemeleri var. Onları oynatılacak. Ben sizin de az önce söylediğiniz gibi çağımızın, bu çocuklarımız için, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için çağın belası olarak adlandırılan o zaman maddeydi. 2013 yılında, 14 yılında. Şimdi teknoloji de buna tehlike olarak geldi. Maalesef. Biz bu madde ve teknoloji bağımlılığı dersini de teori dersi olarak koyabilmemiz gerektiğini düşündük. Çok şanslıydım. Yine Elazığlı bir değerli hocamız Profesör Doktor Kadirhan Sunguroğlu'nun bir seminerde madde ve teknoloji bağımlı seminerini verdiğini duydum. Onu aradım. Bu projede bunu verir misin dedim. Memnuniyetle onunla verdik. AYAF'a yazdık. İzin istedik. Çünkü proje onların. Onlar da çeşitlilik dedi. Daha sonra sporda çocuklara psikolojik yaklaşım dersinin konulabilmesini. Onu da şu örnekten aldım. Bir faaliyette 24 tane oyundan hocalarımız bu mekanın büyüklüğüne göre oyun sayısını belirler. Onlardan biri de ip atlamaydı. İp atlama oyununda işte o her grupta, her branş grubun içerisinde 11-12 tane çocuk vardı. İp atlama oyunu, ben de tribünde seyrediyorum. İp atlama oyunu ikinci çocuktan sonra durdu. Ben de hemen koşarak aşağıya indim. Hocaya sordum, neden durdunuz diye. Hoca da bana dedi ki, atlamıyor hocam dedi. Peki, baktım çocuğa, niçin atlamıyorsun dedim. Kaşları çatık, suratı asık. Alttan bakmadan bana, bu kız oyunu dedi. Evet. Ben de dedim ki, haklı olabilirsin. İzin verirsen olmadığını sana anlatmak isterim. Hatta bir soru sorarak anlatayım dedim. Sorabilir miyim dedim. Böyle yaptı. Ben de dünyanın en iyi boksörü kim diye sorsam bilir misin? Bilemezsin. Gidince dedim ailende en büyüğüne sor. De ki bugün karşılaştığım bir adam bana dedi ki dünyanın en iyi boksörü kim diye. İstiyorsan sana kopya da verebilirim. Onlar benim söylediğimi söyleyecekler sana dedim. İster misin dedim. Böyle yaptım. Dedim Muhammed Ali Kılay. Peki dedim dünyanın en iyi boksörü olma unvanını nasıl almış? Tabii ki başarılarıyla almış. Ama en önemli özelliği neydi? Gerek yorumcular, gerekse yazarlar ringde adeta dans edercesine dövüştüğünü söylerdi. Kelebek gibi uçup arı gibi vuruyormuş. Bunun neye borçlu biliyor musun? O senin kız oyunu dediğin ip atlamaya borçlu. O ip atlarken sen ipi görmezdin. Senin atladığın ipte ne çıkıyor? Diyor ki pıt pıt bu şekil çıkar. Ama onunkinde ıslık çalarcasına öyle hızlı atlardı ki ipi göremezsin. Bu nedenle bu kız oyunu değil, bu sporda bir önemli oyundur, araçtır. İstersen atlarsın, istemesen atlamazsın dedim. Atladı çocuk biliyor musun? Ne yazık ki böyle bir algı da var. İp atlamanın işte sadece kızlar tarafından yapıldığı algısı, futbolun evet, sadece erkekler tarafından oynandığı algısı gerçeği mesela de var. Mesela boksörlerimiz, diğer branşlardakilerin hepsi ip atlıyor. Hem evet, kolu çalıştırması evet, hem de evet, ayak ritminin oluşturulabilmesi için yok, çok evet, gereklidir. Bu var ama algı olarak. Algı ama yeniliyor. O algılar bitiyor. Çocuk atladı. Yani ondan sonra dedi ki Dünya Atletizm Birliği'ne yazdık. Dedi ki
bu düşünce gerekçeler doğrultusunda sporda çocuklara psikolojik yaklaşım nasıl olmalı dersini de koyuyoruz. Mesela bu Z kuşağı, bizim yaptığımız dönemlerde, bu görevi yaptığımız dönemlerde Y kuşağıydı. Şimdi biz küçükken misafir evimize geldiğinde bir şey istediği zaman koşarak giderdik. Mesela su istedi. Koşarak giderdik, suyu getirirdik, verdiğimiz kişinin önünde beklerdik. Neyi beklerdik? Verdiğimiz tas veya bardağı boşalınca alabilmeyi, hatta afiyet olsun demeyi de ihmal etmezdik. Şimdi çocuklardan bir su isteyin bakayım. Niçin diyecek? İçeceğim diyeceksin. Ya da kalk sen getir. İçeceğim diyeceksin. Diyecek ki sana kesin diyecektir. Sen de alabilirsin, hatta bana da getir. Bu Z kuşağı. Z kuşağını ikna etmediğiniz sürece hiçbir iş yaptıramazsınız. Ve bir eksikliğimizi de şöyle giderdik. Bunu da yazdık, buna da çeşitlilik dedi. Bir de şunu ilave ettik. Geçmişine değer vermeyen geleceğine yön veremezler. Evet. Sloganı doğrultusunda eski ama eskimeyen değerlerimizi kursiyerlerle tanıştırdık. Dünya Atletizm Birliği dedi ki bu tıpkı masada duran rengarenk çikolata ve şekerlemeler gibi güzel görünüyor. Sizi kutluyoruz dediler. Şimdi biz bunları çok iyi yaptık. Takdirini de proje sahibinden gördük. Sonra ne yaptık? Dedim ki ya arkadaş biz bunu yapıyoruz. Hoş. Körler sağırlar, birbirlerini ağırlar misali. Çocuklar sağda, biz görevliler burada. Başka? Ama bunu birileri izlemesi lazım. Seyirci yani. Seyirci olması lazım. Seyirci, bunları seyreden kim olabilir? Ebeveyn olabilir. Peki ebeveynini nasıl çekeceğiz? 7-12 yaş grubu çocuğu ebeveynleri çok merak etmiyor. Neye göre? Kreşteki çocuklara göre. Mesela anne baba kreşteki çocuğunu götürüyor. Bekliyor. Hatta pencereden bir yerden bakıp ne yaptığını da görmek istiyor. Ama ilkokul çocuklarını ilk yıllar gönderir. Ondan sonra da bırakır. Çantasını mantasını verir. Servisine bindirir. Hadi oğlum öper veya kızım güle güle der. Bunu yapmamak mı lazım? Şimdi o zaman ne yaptım? Dedim ki ben başlama yaşını 3'e indiriyoruz. Ana okul öncesi çocukları. İlkini Sivas'ta yaptık. Hiç unutmuyorum. Tribünde ben izlerken bir veli hanımefendi geldi. Size teşekkür etmek istiyorum dedim. Dedi. Ben de niçin dedim? Niçin bana? Dedi siz dedi bu işin sorumlusu değil misiniz? Evet, nereden anladınız? Dedi ki oradakiler size, siz de onlara çok dikkatli bakıyorsunuz, ondan anla. Yani insanların vücut dili de çok önemli. Onu görmüş hanımefendi. Dedi ben teşekkürünüz neden dedim? Benim çocuğum varsa yoksa bilgisayar, tablet, telefon. Yemek bile yemezdi. Biz ona telefonu vermeyince yemek de yemiyordu. Aynen öyle. Arkadaş edinmezdi. Paylaşmayı hiç sevmezdi. Şimdi 2 saattir burada oyun oynuyor. Arkadaşlarıyla paylaşıyor ve mutlu oluyor. Biz bunu gördük. Çok mutlu olduk. Ama tribünlerimiz de doluydu ebeveynlerden dolayı. Bu nedenle çok doğru şeyler yaptığımızı görüyorum. Bundan da mutlu oluyorum. Böyle projelerin ülkemizde mutlaka ve mutlaka devam etmesi lazım. Eğlenceli çocuk spor oyunlarını diye. Evet. Ama bizim Atletizm Federasyonumuz bu işi ilk zamanlarda 2019 yılına kadar gerekli olan desteği verdi, yaptı. Ama ondan sonra kişisel kaprisleri mi desek ne desek bu işi durdurdular. Bence hata yaptılar. Devam etme. Kimin yaptığı önemli değil. Yapılmış olması önemlidir. Kesinlikle. İlla Necdet Ayaz yapacak kesinlikle diye bir şey değil. Hocam. Mutlaka yapılmalıdır. Çünkü ülkemizin buna ihtiyacı var. Sağlıklı ve mutlu geleceklere ihtiyacı var. Bu nedenle böyle projelerin mutlaka ve mutlaka yapılması illerde ve desteklenmesi yapılması gerekiyor. Lazım. Evet. Şimdi atletizm alanında önemli bir yere gelen, önemli bir yere sahip olan isimlerden biri de Ahmet Aytar hocam. Atletizmde ilk altın madalyayı kazanan Ahmet Aytar'ın önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Bu gibi isimlerin yaşatılması çok önemli. Ama ben bunu sadece bir meydana verilerek değil, bir spor salonunun ismini de kullanılarak değil. Ben böyle bunu yanlış, evet yaşatılması gerekiyor ama bu şekilde değil. Sadece bir meydan ismi olarak kalmaması gerekiyor. Ahmet Aytar'ın isminin yaşatılması için ölüm yıl dönümünde mezarı başında anılması gerekiyor. Ya da Ahmet Aytar adına festivallerin, yarışların düzenlenmesi gerekiyor. Ama böyle bir şey yok. Böyle durumları göremiyoruz. Bence bu bir eksiklik.
Siz neler düşünüyorsunuz? Bence de, neden yapılmıyor? Bence de çok büyük eksiklik. Ahmet Aytar elimizin ve ülkemizin medari iftarlarından biridir. Kesinlikle. Elazığlı olması Elazığlılar için de bir övünç kaynağı olmalı. Ahmet Aytar benim de atletizmde bugünlere gelebilmeme katkı sağlamış önemli bir değerdir, büyüğümdür. Ahmet Aytar hayattayken ben atletizmi bıraktıktan sonra o zaman Ali Ergenç Atletizm Federasyonu Başkanı'ydı. Ali Ergenç Federasyon Başkanı'ma bu programı teklif ettim. Ahmet Aytar yol koşusunu organize ettik. Hayattaydı Ahmet Aytar. Ve Ali Ergenç Başkanım sağ olsun yönetim kurulu toplantısını ilk defa Elazığ'da yaptı. Startını da Ahmet Aytar'a yarışın startını verdirttik. Yapılması gereken oydu, devam etmesi de gerekendi. Ama maalesef yapılmadı. Şimdi Ahmet Aytar, bizde bir laf vardır. Sadece bizde değil, artık ülke geneline yayılmış olan bir halk deyimi vardır. Kıymet bilinmesi için ya öle ki ya gide ki denmiş. Yaşarken de anılmalı. Değer kesinlikle, her zaman değerdir. Kesinlikle öyle yaşarken. Hocam. Biz yaşarken rahmetli Ahmet Aytar abime hak ettiği değeri vermiş olmaktan dolayı ben şahsen hem mutluyum hem de gururluyum. Şimdi Ahmet Aytar Akdeniz Oyunları maraton şampiyonu. Atletizm branşının en zor branşlarından biri de maratondur. 2 saat 20 dakika civarında. Şimdi de bu daha 1 saat 59'a 2 saatin altına indi. Bu branşta ülkemize çok önemli bir altın madalya kazandırmıştır. Ahmet Aytar adına mutlaka bir şeyler yapılmalı. Ben Necdet Ayazor'a Balkan şampiyonu olmuşum. Aslan Çiftçi abim rahmetli milli olmuştur. Birçok milli takıma sporcu da vermiş olan bir kenttir. Ama maalesef ilimizde bir atletizm sahası, sentetik zeminli bir atletizm sahası yoktur. Şimdi bana diyebilirsiniz ki siz burada 4 yıl müdürlük yaptınız, niye yapmadınız? Neden yapmadınız hocam? Evet, çok haklısınız. Ben Elazığ'a geldiğimde il müdürü olarak, evet herkes benim atlet olduğumu biliyor. Atletizme hemen öncelik verebileceğimi düşünüyor. Ama ben şunu görüyorum. Önceliklerimiz. Önceliklerimiz her ilde olduğu gibi ilimizin spordaki lokomotifi Elazığ Spor'du. Elazığ Spor'un Atatürk Stadyumu'nu daha Süper Lig'e çıkmadan Süper Lig'e hazır hale getirebildik. Hatta sporcularımız protokol türbünün altından soyunma odalarına giderken oradan atılan şişelerden zarar gördüklerini, yaralandıklarını, mutlu olmadıklarını da biliyoruz. Kale arkasına, türbünlerin altına bir soyunma odalarını yeniden inşa edip tünelle sahanın kale arkasına çıkartabilerek bu tacizlerden kurtarabilmeyi düşündük. Hatta buradan Bayındırlık'taki teknik elemanlar biz bunu yapamayız, imzalayamayız. Neden? Yok bu türbinler çöker, bilmem ne olur, işte tünel çöker. Biz dedik ki Türkiye'nin birçok kentinde böyle şeyler vardır. Biz genel müdürlükten getirdik, bu işi yaptık. Türkiye'de otobüslere bile tünel yapmış Fenerbahçe'den sonraki yeriz biz Elazığ olarak. Ve buraya benden önce Erman Toroğlu'nun geldiğinde bir konuşmasında Elazığ Stadyumu'nu kötüleyen bir konuşmalarını duymuştum. O daha sonra, daha Süper Lig'e çıkmadan bir maça geldiğinde Malatya valisine ya komşunuz Süper Lig'e çıkmadan Atatürk Stadyumu'nu süper yapmışlar. Siz Süper Lig'desiniz, sizinki onlarınki gibi değil demiş. O da il müdürüne talimat vermiş, konuş ne yaptıysa biz de yapalım diye. Beni aradığında ben de dedim ki Sayın Valimize selamımı saygılarımı iletin. Bu anlatılarak olmaz, aşk gibidir, yaşanmalıdır. Dolayısıyla size izin versin, gelin burada yaptıklarımızı görün, ondan sonra gidin yapın dedik. Biz önce bunu yaptık. Önceliklerimiz neyse o. Bu bir arz talep meselesidir. Ne Anladım. Kadar ekmek o kadar Anladım. Köfte misali. Biz bunları yaptık. Atletizmle ilgili bizim üniversitemizin içerisinde bir yurt, iki tane yurt şeyimiz var, binamız var, yurt. Evet. Onun önünde çok güzel bir boş alan vardı. O alanı üniversiteden istedik. Defalarca istedik. Dedi ki burayı bize verin. Biz buraya sentetik zeminli bir atletizm sahası yapalım.
Çünkü tesis yaptığınız zaman insanlardan uzaklaştıracak yere yapmamalısınız. İnsanlar yürüyerek oraya gidip spor yapabilir. Bu tesis her zaman dolu kalacaktır. Niye? Orada iki tane yurt vardır. O yurttaki kalan çocuklar bile gidip orada spor yapabilirler. Dolayısıyla amaç da hasıl olmuş olur. Bir de bunun yanı sıra ben iki işi bir arada görebilmek istiyordum. Onun üstü de yine mesire alanlarının o tepeler boş. Orada da cross parkuru yapabilmeyi düşündüm. Onu yapabilseydik biz Balkan cross şampiyonalarını elimizde yapabilirdik. Ama maalesef bize bu yeri veremedikleri için yapamadım. Bunun için de çok üzgünüm. Anladım. Yoksa yapılması gerekir. Bak Malatya milli takımına adam vermişliği yoktur. Ha, şimdi bu son zamanda bir yürüyüşçü çıkartmış olabilirler. Onlar bizden önce sentetik zemine kavuşmuş bir kenttir. Biz bundan mahrumuz, halen de mahrumuz. Bundan dolayı da üzgünüm. Kabahatim varsa da özür diliyorum. Estağfurullah. Ha. Hocam programımızın da sonuna doğru yaklaştık. Son 5 dakikamız kaldı. Evet. Zaman nasıl su gibi akıp geçti öyle değil mi? Evet evet yani dolu dolu geçti ama siz de çok önemli sorular sordunuz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Son olarak neler söylemek istersiniz? Ben Elazığ Spor'u da sormak istiyorum. Şehrimizin marka değeri aslında şu anki durumu ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Kısa bir şimdi tabii başarı olduğu zaman yöneticiler bunu ben yaptım diye övünürler. Başarısız olduğu zaman da sahiplenen olmuyor. Burada bir başarım var, başarısızlığım var. Başarısızlık var. Evet. Öyleyse yöneticiler kusura bakmasın. Bu işi iyi yönetememişler. Daha önceleri Spor Toto'dan galibiyet ve beraberliğe para da verilmiyordu. Ama o sistemi çok iyi kullanan iller oldu. O kaynakları israf etmeden harcayarak kulübün varlığını sürdürebildiler. Ama maalesef Elazığ Spor Kulübümüz, ilimizin spordaki lokomotifi olan Elazığ Spor Kulübümüz Süper Lig'e çıkabilme başarısını Sayın Hayrettin Karamazı ve başkanlığında ve ekibi sayesinde ulaştırdı. Çok kısa süre sonra da düştü. Biz Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, ben de oranın müdürü olarak Elazığ Spor'un daha iyi sonuçlar alabilmesi konusunda önce tesis konusuna katkı verdiğimiz gibi şu an Atatürk Stadyumu'nun alt tarafında genel müdürlüğüme ait olan bir araziyi kalıcı gelir elde edilmesi düşüncesiyle genel müdürlüğümü yaptığım yazışmalar sonrasında müsaadesini alarak Elazığ Spor Kulübümüze spor alanından çıkartarak ticari alana dönüştürerek orayı benzin istasyonu olarak yeri verdik. Ama yöneticilerimiz maalesef işte o süreçten bu tarafa kadar bu konuda vefasızlar. Çünkü insanlar iltifat marifete tabidir sözü doğrultusunda katkı verene bir teşekkür edebilmesi gerekir. Biz teşekkürü de beklemiyoruz ama kulübü daha iyi yerlere getirebilmesi gerektiğini bekliyorduk. O da olmadı. Umarım bundan sonra olur. Çünkü futbol her yerde, sadece ülkemizde değil, dünyanın her tarafında olmazsa olmazlarımızdır. Ben Elazığ'ımızı uzun süredir, madem son görüşlerimizi sordunuz, kentin değişen ve gelişen konumunu görmekten mutlu oldum. Birçok iş alanları yapılmış, evet. Oteller yapılmış. Benim müdürlüğüm döneminde bir otelimiz yoktu. Organizasyon almakta zorlanıyordu. Ama şimdi birçok otelimiz var. Bu memnuniyet verici bir durum. Elazığ'ımız, Elazığlılar maalesef başka yere göç edebilmiş, başka illerden de ilimize göç alan bir kent konumuna gelmiştir. Sayısal çokluğumuz övünç kaynağımız olmalı ama bunun da ilin gelişmesine ve ekonomisine katkı verecek faaliyetler yapılabilmesiyle mümkündür. Ben son olarak da şunu söylemek istiyorum. Elazığ'a hep geldiğimde böyle ziyaretler yapabilmeyi kendime bir görev saydım. Kanal 23'ün benim Elazığ'da olduğumu duymuş, bu programa davet etmiş olmasından büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum. İmtiyaz sahipleri ve sizlere şahsınızda Kanal 23'e çok çok teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, Gündem Özel programımızın sonuna geldik. Başka bir programda
başka konuklarla görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.